Selam arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Öncelikle videonun konusuna gelmeden önce hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Kısa zamanda yaklaşık 10-15 günlük bir süreçte kanalımız çok güzel izlenmeler alıyor. Çok güzel yorumlar alıyoruz. bunları cevaplıyoruz. Aynı zamanda işte Discord'umuza, videoda görüp Twitch yayınlarımıza gelen herkese çok çok teşekkür ediyorum. Her şey süper gidiyor. Mükemmel bir şekilde hızlanıyoruz. Ben de kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Sizlere daha iyi, daha güzel içerikler üretmeye, daha kaliteli içerikler üretmeye bilmek için de gerekli ekipmanları almak için bana çok güzel bir şevk oluyor. Öncelikle bunun için hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Bugünkü videomuzda sizlere Adobe Premiere'de hızlı bir şekilde nasıl video montajlarız. Atıyorum çok acil bir şeyimiz var. Kendi özel işimizle alakalı bir şey var veya YouTube'a video çekiyorum veya Instagram'da postlar paylaşıyorum. Bunlarla alakalı hemen hızlıca quick bir montaj yapıp nasıl bunları videoya dönüştürürüm. Bunları göreceğiz. Yani dediğim gibi bu videoda Adobe Premiere'i kabaca sizlere anlatacağım. Hiçbir bilgi sahibi olmasanız bile bu videoyu izledikten sonra hemen hızlıca montajlar yapıp hemen istediğiniz yerde videonuzu paylaşabilirsiniz. Şimdi lafı çok uzatmadan ki ama uzatacağım. Lütfen kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve aklınıza takılan her şeyi yorumda belirtmeyi. Yorumda belirtmek istemiyorum ben. Ben seninle muhatap olmak istiyorum dersen de aşağı açıklama kısmında bulunan Discord server linkimizden Discord'umuza katılarak orada bana sorular sorabilirsiniz. Ben de elimden geldiğince müsait oldukça sizlere cevap vermeye çalışıyorum. Bunu sakın unutmuyorsunuz. O zaman hızlıca videoya geçiyoruz. Evet arkadaşlar masa üstümüze geldik ve başlattan Adobe Premiere'imizi açıyoruz. Adobe'muz açılıyor şu an. Evet Premiere'im benim öteki ekranı açıldı nedense. Premiere'imizi açtığımızda karşımıza proje oluşturma ekranımız geliyor. Burada hemen New Project diyoruz. Projemizin adı, adı video montaj diyorum ben. Ben bunu mesela bu projeyi masa üstüme kaydetmek istiyorum. Ve bu klasörü seçiyorum. Masa üstüme seçip OK dediğimde hemen karşıma gördüğünüz gibi bir alan geliyor. Bu alan nedir? Şimdi bunu detaylı bir şekilde göreceğiz. İlk önce montaj yapmak istediğimiz videoyu klasörden tutuyoruz ve import kısmına yani şuraya bırakıyoruz. Gördüğünüz gibi dosyalarım yani videom import oldu. Gördüğünüz gibi burada bütün projelerimizi eklediğimiz alan burası. Şimdi ben bu videoyu kesip biçeceğim. Ne yapıyorum? Bunu tutuyorum ve buradaki timeline alanıma atıyorum. Timeline alanıma bıraktığım zaman gördüğünüz gibi videom buraya geldi. Videomun ön izlemesi de gördüğünüz gibi üst tarafta bulunuyor. Şimdi ne yapıyoruz? İlk başta bir kontrol ediyoruz. Bir play'e basalım. Evet şu an gördüğünüz gibi Adobe Premiere'de nasıl montaj yapıyoruz bunu göreceğiz. Burada bir S veriyorum. Mesela burayı keseceğiz, kırpacağız. Evet gördüğünüz gibi Adobe Premiere'miz bu şekilde. Gördüğünüz gibi videolarımızı çok güzel bir şekilde montajladık. Şimdi sizlere bunun nasıl yapıldığını gibi böyle bir videomuz var. Böyle bir video çektim. Şimdi bu videoyu biz toparlayacağız. Öncelikle size şunu anlatayım. Burada önemli olan ne kadar boşluk varsa onları kestiğinizde yani ses boşluğu biraz daha video videonuz toparlanmış oluyor. Alt tuşuna basılı tutarak scroll scroll'u yakınlaştırdığımızda gördüğünüz gibi alt tarafta timeline'ımız yakınlaşıp uzaklaşıyor. Şimdi ilk önce ben bunu en yakına getiriyorum ve videonun başına geldim. Gördüğünüz gibi burada evet şu an bir Soluk soluk vermişim ilk başında. Evet, şu an mesela ben bunu evet, kesmek şu an istiyorum. Ne yapacağız? Hemen klavyemizden C tuşuna basıyoruz. C tuşu. Cut yani kesmenin kısaltılmışı. C tuşuna basarak mesela sesim benim bak iyice yakınlaştığım zaman sesim buradan başlıyor görüyoruz. Bakın burada konuşmaya başlamışım. Konuşmaya başladığım yere kesiyorum. V'ye basıyorum. V'ye bastığınızda tekrar mouse'a gelir. Mouse moduna geçer. Burayı seçiyorum ve delete tuşuna basıyorum. Ne oldu? Baş kısmı gitti. O sessiz oldu. Yani soluk aldığım kısım mı kesmiş oldum. Hemen buradaki boşluğa sağ tıklayıp ripple delete dediğimde gördüğünüz gibi birleşti. Hemen play diyorum. Evet şu an gördünüz. Bakın başta soluk aldığım kısmı yok etmiş oldum. Sonra mesela burada benim evet, şu an gördüğünüz gibi Adobe Premiere'de. Şurada bir soluklanmışım. Bakın burayı da sağ ve soldan yani ilk soluğu verdiğim ve ikinci soluğu aldığım tekrar konuşmaya başladığım yeri tekrar aynı şekilde C tuşuna basarak sesin bittiği ve sesin başladığı yerden katladım ve ortada kalan boşluğu delete diyerek sildim. Sağ klik ripple delete dedim. Bakıyoruz. Evet şu an gördüğünüz gibi Adobe Premiere ne kadar da akıcı konuşuyorum değil mi? Eyvallah. İnanılmaz akıcı konuşuyorum. Evet şu an gördüğünüz gibi Adobe Premiere'de nasıl... Bak burada da bir S var. Bu S'i de alalım. Bir inceden. Aldık yine. Ctrl C. Ses bitiş ve ses tekrar başlangıç kısmından katladım. Ve sağ klik Ripple Delay dedim ve devam ettim. Evet şu an gördüğünüz gibi Adobe Premiere'de nasıl montaj yapıyoruz bunu görün. Ya ben ne kadar akıcı konuşuyorum. Ama burada ben size video anlattığım için bu videoda kırpamayacağım. Yine salak salak duracağım kalacağım. Neyse devam ediyorum. Bakın burada tekrar bir boşluğumuz var. Burayı kestim. Bakın burayı zaten keseceğiz kırpacağız demişim. Tekrar kestim bu alanında sağ click ripple blade dedim. Evet şu an gördüğünüz gibi Adobe Premiere'de nasıl montaj yapıyoruz bunu göreceğiz. Evet gördüğünüz gibi Adobe Premiere'miz bu şekilde. Gördüğünüz gibi videolarımız... Bakın burada da bir S vermişim. Bu S verdiğiniz yerleri keserseniz eğer... Premiere'miz bu şekilde. Gördüğünüz gibi videolarımızı çok güzel bir şekilde montajladık. Şimdi siz... Yani bunu... Bu bir mont yani kat 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 bir montajdır. Hani bunu isterseniz yaparsınız, isterseniz kesmezsiniz. Biraz esleri bırakmak isteyebilirsiniz. Bu tamamen bunu... sizin kendi zevkinize kalmış bir şey. Gördüğünüz gibi buradan da kestim. Burayı da kesiyorum. Bunun nasıl yapıldığını göstereceğim. Bakın hemen kat. Buradan da kat yapıyorum. Buradan da kat yaptım. Buradan da yapıyorum. Burada zaten bakın göstereceğim. Burada tekrar bir S vermişim. Bayağı bir S vermişim burada. Montajımızı şimdi tamamlamışızdır muhtemelen. Hemen burayı da kestim. Montajımızı şimdi tamamlamışızdır muhtemelen diye düşünüyorum ve hemen sizlerle bir Bak burada çok böyle de, hene, hene ne Yapmışım böyle Burayı da kesiyorum Kestim Buraları da birleştirdim Bakın burada da var Bir esim bunu da kestim Sizlerle birlikte bu montajın Nasıl yapıldığını Bakın ne kadar akıcı Olmak istiyorsanız videoda O kadar boşlukları keserseniz O kadar akıcı konuşmuş gibi Gözüküyorsunuz tamam zaten bu belli oluyor Hareketlerden veya işte ne, ne bileyim kafa hareketlerinden vesaire çok belli oluyor. Ama bu tabii ki de bir tarzdır. Göreceğiz. Tarzdır. Size kalmış bir şey. İsterseniz kesersiniz. Yani i̇sterseniz kesmezsiniz. Ben burayı böyle hızlıca bitireceğim bunu. Sonrasında diğer detaylara geleceğim. Şöyle artık eksik meksik de olabilir ama yapacak pek de bir şey yok. Şimdi zaten bunu kullanacağım bir video değil. Bunu sadece sizlere göstermek için kullanacağım. O yüzden bunu komple kestik. Bakın gördüğünüz gibi 51 saniyelik video toplam 23 saniyeye düştü eslerle. Hemen bakalım ne olmuş, nasıl evet, olmuş? Şu an gördüğünüz gibi Adobe Premiere'de nasıl montaj yapıyoruz bunu göreceğiz. Bir render yapsın, kendi içinde toparlıyor. O yüzden donuyor. Evet şu an gördüğünüz evet. gibi Adobe Premiere'de nasıl montaj yapıyoruz bunu göreceğiz. Evet gördüğünüz gibi Adobe Premiere'miz bu şekilde. Gördüğünüz gibi videolarımızı çok güzel bir şekilde montajladık. Şimdi sizlere bunun nasıl yapıldığını göstereceğim. Montajımızı şimdi tamamlamışızdır muhtemelen diye düşünüyorum. Ve hemen sizlerle birlikte bu montajı... Bu donmalar render aldığınızda olmayacak. Bunu dikkate almayın. Bu sırada işlemci çalıştığı için ee, o yüzden donma yapabiliyor. Nasıl yapıldığını göreceğiz. O zaman şimdi hadi videoya geçelim. Evet şu son kısımda size bir şey göstermek istiyordum. Orayı kesmeyeyim. Ellerimi böyle yapmışım. Sağdan sola. Buna bir hareket vermek istiyorum demek ki ben. Bunu nasıl yapacağım? Geldim abi. Bunu ben nerede yapıyorum? Şu son yerde yapıyorum. Bakın. Geçelim. Hayropa'ya geçelim. ya, geçelim. Hemen şurayı geri alalım. Şimdi bak ya. Ya geçelim. Şurada kesmeyi de alalım. geçelim. Bakın burada bir hareket yapmışım. Biz bunu nasıl renklendireceğiz? Şimdi bunu görelim. İlk önce bu hareketi yaptığım, kestiğim alanı seçiyorum. Ve sol tarafta gördüğümüz 3 ok tarafından efekt diyorum. Bu efektten crop seçiyorum. Bakın transform kısmında crop efekti geldi. Crop de crop efektini alıyorum ve bu alanın üstüne bırakıyorum. Bakın burada FX kısmı pembe oldu. Yani buraya ben bir efekt eklemişim demek oluyor. Hemen bu sol üst tarafta bakın no clip, efekt kontrol, audio clip mix vesaire burada bir sürü bizim alanımız var. Biz efekt kontrol diyeceğiz ve burayı tıklayacağız. Şimdi gördüğünüz gibi crop efektimiz şurada çıkıyor. Crop efektimizde left, top, right, bottom kısımları var. Bakın bu top yukarıdan aşağı yok etme, right sağdan sola yok etme, left soldan sağa yok etme, bottom da aşağıdan yukarıya. Biz burada nereden yapmışız? Soldan sağa yapmışız. Yani Left yapacağız. Mesela geldim. Ben ilk elimi nerede kaldırmışım? Bakın. Elimi burada kaldırıyorum. Elimi burada kaldırdığım için. Şurada duruyorum ve. Left kısmına yanındaki saate bir tane tıklıyorum. Bakın bir tık yaptım. Hemen şu sol tarafa bir nokta çıkarttı. Sonrasında ben bunu ilerletiyorum. Elim nerede? Elim burada yok oldu. Elimin yok olduğu yere de yüzde yüz yapıyorum. Bakın buraya bir nokta daha koydu. Şimdi bakıyoruz nasıl olmuş? Videoya geçelim. Gitti. Geçelim. Gördüğünüz gibi bu efekti böyle yapabilirsiniz. Tabii bu kabaca gösterdiğim Aynen. bir şey. Siz bunu daha çok güzelleştirebilirsiniz. Ne bileyim böyle geçerken daha soft geçer, daha yoğun geçer. Hani bunları siz ayarlayabilirsiniz. Bunların detaylı videosunu da çekerim daha sonrasında. Şu an sadece kabaca size e, Premiere'de nasıl montaj yapıp hızlı bir şekilde nasıl paylaşabiliriz onu göstermek istedim. Mesela ben buraya bu benim videom ve ee, ne bileyim sol üst tarafa ne bileyim sağ alt tarafa herhangi bir görsel eklemek istiyorum. Mesela bir text eklemek istiyorum. Text ekleyeceğim zaman da bu üst tarafta grafiğe tıklayıp new layer diyorum ve text'i seçiyorum. Gördüğünüz gibi tek text yazımız geldi. Hemen buna hangi onur diyorum. Ve bunun nerede gözükmesini istiyorum. Bu videomun tamamında benim hangi onur diye sol alt tarafta gözükmesini istiyorum. V'ye bastık ve bunu tutup sol alt tarafa koydum. Ama gördüğünüz gibi evet. videonun en başında var. Evet şu an gördüğünüz gibi. Ve Adobe Premiere'de aşağı yukarı 5 saniye sonra bu evet, gibi yok oldu. Premierimiz... Bunu tüm videonun altında gözükmesini istediğim için sol tarafında bakın kırmızı bir e, parantez gibi bir şey oldu mouse. Buna basılı tutup videonun en sonuna kadar çekiyorum. Ve bu yazı benim <laughs> videomun sonuna kadar orada oluyor. Yani, okay. Veya bilgisayardan bir e, fotoğraf ekleyelim. Bir fotoğraf ekleyelim. Mesela ne ekleyelim? Hemen ben buradan açayım. Masa üstü dedim. Hmm, şurada benim güzel bir şeylerim olacaktı. Nerede? Mesela abone ol yazısı ekleyeceğim. Masa üstümde o klasörümden fotoğrafı seçiyorum ve tutuyorum. Bakın üst tarafa. Üst tarafa bırakıyorum. Bakın bu fotoğraf geldi. Şöyle videomun sağ alt tarafında bu ikon dursun istiyorum ben. Yine aynı şekilde bunu aldık en başa, tuttuk ve sonuna kadar çektiğimizde bu yazımız tüm video boyunca orada olacak. Müzik eklemek istediğinizde de yine aynı şekilde mesela ben hemen açalım. Geldik YouTube'a. Tabii ki telif yememek için hemen YouTube stüdyoma girdim. YouTube stüdyoma girdiğimde burada Hemen ne yapıyoruz? Şurada sol tarafta ses kitaplığı kısmı var. Ses kitaplığı kısmına tıklıyorum ve burada bana YouTube'un sunmuş olduğu müzikler var. Bu müziklerden seçebiliyoruz. Ben mesela atıf gerekmeyenleri seçiyorum. Atıf gerekenler dediğiniz zaman onda videonun altına o istedikleri mesela şöyle göstereyim. Mesela bunu ekleyeceğim, değil mi? Bunu eklemem için videoma şu yazıyı, şu komple bu yazıyı videonun açıklama kısmına eklemem gerekiyor. O yüzden ben onlarla pek uğraşmak istemediğim için atıf gerekmeyenler diyorum. Mesela buradan türünü seçelim. Ne olsun? Mesela reggae olsun. Reggae gibi bir müzik koymak istiyorum. Hemen buradan bakıyorum. Beğenmedim. Ya mesela bunu koyalım. Hemen bunu beğendim mesela. Hemen şuradan indir kısmından indiriyorum. Şu anda indi. Hemen masa üstüme geliyorum. Nerede? Gördüğünüz gibi burada. Hemen aldım. Aldım ve attım buraya. Tut check yaptık. Gördüğünüz gibi. Ben düşünüyorum ve hemen sizlerle. Geldi. Ama evet. ne oldu? Geldi ama. Evet şu an gördüğünüz... Hemen şurayı da keselim. Geldi ama sesi birazcık yüksek. Yani benim sesimi bastırıyor. Benim sesimi bastırdığı için. Evet şu an gördüğünüz gibi Adobe Premiere'de. Baya duyamıyorum kendimi. Göreceğiz. Evet gördüğünüz gibi Adobe Premiere'miz bu şekilde. Gör... ne yapıyoruz? Hemen bu müzik kısmımız var ya müziği attığımız kısım. Buraya sağ tıklıyoruz ve Audio Gain diyoruz. Audio Gain'e tıkladığımızda bize böyle bir şey çıkıyor. Bunda Set Gain To aşağı doğru düşürüyoruz bunu. Ya yani ben bunu aşağı yukarı bir 10'a kadar eksi 10 yaparsam bakalım. Evet, evet şu an gördüğünüz gibi Adobe Premiere'de nasıl montaj yapıyoruz Bu... Bunu bir tık daha düşüreceğim. Eksi 12 buçuk yaparsam nasıl olacak? Evet şu an gördüğünüz gibi Adobe Premiere'de nasıl montaj yapıyoruz bunu göreceğiz. Evet. Yine biraz bir tık yüksek gibi. Bunu 14 yapacağım. Şimdi deneyelim. Evet şu an gördüğünüz gibi Adobe Premiere'de nasıl... Yok bu bize 15 paklayacak. Hop, oh, pardon yanlış tıkladım. Audio gain set gain to 15. Evet baba bak. Evet şu an gördüğünüz gibi Adobe Premiere'de nasıl montaj yapıyoruz bunu göreceğiz. Evet gördüğünüz gibi Adobe Premiere'miz bu şekilde. Gördüğünüz gibi videolarımızı çok güzel bir şekilde montajladık. Şimdi sizlere bunun nasıl... Bir demedim yine mi bir tık daha yüksek oldu ya. Bu abi direkt biz bunu 17.5 yapalım tamam mı? Evet şu an gördüğünüz gibi evet. Adobe Premiere'de nasıl montaj yapıyoruz bunu bu güzel. Evet gördüğünüz gibi Adobe Premiere'miz bu şekilde. Gördüğünüz gibi videolarımızı çok güzel bir şekilde montajladı. Şimdi sizlere bunun nasıl yapıldığını göstereceğim. Montajımız... Gayet güzel. Müziğimizi de attığımıza göre şu anda eklemek istediğim benim başka bir şey var mı diye düşünüyorum buna. Mesela ne ekleyebilirim? Evet, Adobe Premiere'de nasıl montaj bir göreceğiz. şey var gördüğünüz mı? Gibi, Şu an için yok. Mesela bunu bir şuraya bir kutu içerisinde de, video eklemek istiyorsanız de, da yine bu fotoğrafları de, eklediğimiz de, gibi ekliyorsunuz. Şimdi, hani onun da, haricinde da. size anlatabileceğim ekstra bir şey yok. Bunda şimdi ekstra bir şeyimiz ne var? Bunu nasıl renderlayacağım? Bunu şöyle renderlayacağız. Geldik. Her şeyimiz tamam. okey okay. Problem yok. Şahane. Gördüğünüz gibi sol üst köşede file kısmına tıklıyorum ve aşağıda export'a tıklayıp export media diyorum ve karşıma böyle bir ekran geliyor. Export ayarlarını yaptığımız bir sayfa geliyor. Burada hemen şöyle bir şey yapıyoruz. Eee Buradan H264 seçili. H264 her yerde kullanabildiğimiz bir formattır. Bunu H264 olarak kullanıyorsunuz. Sonra burada present kısmına ben bunu mesela YouTube'da paylaşacağım için burada zaten hazır template'ler var. Burada diyorum ki YouTube 1080p full HD diyorum. Gördüğünüz gibi 48 MB oldu. Çünkü 1080 çıktı alacağım ben bunu da. Hemen buraya diyorum ki video montaj. Bunu kopyalıyorum. Output name'i de geliyorum. Mesela bu klasöre kaydedeceğim ben. Buraya da Aynı video montaj olarak kaydediyorum ve Export tuşuna basıyorum Gördüğünüz gibi şu an videoyu export ediyor 20 saniye 30 saniye 24 saniye 23 22 Haydi güzelim Export videonun uzunluğuna göre değişir ortalama 15 dakikalık bir video aşağı yukarı 20 dakika bir Export süresi oluyor benim kendi bilgisayarımda tabi bilgisayarınızın işlemcinizin ramlerinizin kuvvetli olmasına göre Değişir yani değişkenlik gösteren bir şey. Gördüğünüz gibi exportumuz bitti. Hemen CTRL-S diyerek bu projemi kaydediyorum ve kapatıyorum. Burada gördüğünüz gibi VI klasörüne eklemiştim ben bunu. VI klasörünü açtığımda gördüğünüz gibi videomuz Burada. Evet, şu an gördüğünüz gibi Adobe Premiere'de nasıl montaj yapıyoruz bunu göreceğiz. Evet gördüğünüz gibi Adobe Premier'imiz bu şekilde. Gördüğünüz gibi videolarımızı çok güzel bir şekilde montajladık. Şimdi sizlere bunun nasıl yapıldığını göstereceğim. Montajımızı şimdi tamamlamışızdır muhtemelen diye düşünüyorum ve hemen sizlerle birlikte bu montajın nasıl yapıldığını göreceğiz. O zaman şimdi hadi videoya geçelim. Bitti bu kadar. Sonra al bunu, telefonuna mı atıyorsun? Nereye atıyorsun? Nereye atmak istiyorsan at ve yürü. Paylaş, et, her şeyi yap. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi Adobe Premiere kullanmak bu kadar kolay ve basit aslında. Sizler de istediğiniz gibi videolarınızı montajlayıp istediğiniz yerlerde paylaşabilirsiniz. Videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve aşağıda yorumlarda onu bunu her şeyi yazmanızı bekliyorum. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın.